Turner'ın çalışmalarında ilgi alanlarına ait muazzam bir panorama var. Çağdaş bir sanatçı olmasına rağmen hayatı boyunca sahip olduğu ilgi alanlarını asla geride bırakmadı. Son dönem çalışmalarında o zamana kadar yaşadıklarının muhteşem bir sentezini görebilirsiniz. Turner'ın son dönem çalışmalarına ait özel bir sergi açmak için çok uygun bir zaman. Bu sergi, bugüne kadar Turner'ın çalışmaları kullanılarak yapılmış ve o döneme ait eserlerini içeren en kapsamlı sergi olacak. Sergi 1835'te Turner 60 yaşına girdiğinde yaptığı eserlerle başlıyor. 19. yüzyılın başlarında 60 yaşına gelmek, bunamak ya da akıl sağlığını yitirmiş olmak demekti. Zamanın eleştirmenleri Turner'ın çalışmaları hakkında ne söyleyeceklerini bilemiyorlardı. Çünkü Turner'ın eserleri o dönemki sanatçılarınkinden çok farklıydı. Çalışmalarını beğenmeyenler için her şey çok kolaydı. Turner'ın keçileri kaçırdığını, yeteneklerini ve becerilerini yitirdiğini öne sürüyorlardı. Turner hayatı boyunca toplam 6 kere İsviçre'ye gitmişti. Bu 6 seyahatin 5'ini ise hayatının son dönemlerinde yapmıştı. Sergi dikkatleri Venedik üzerine çeviriyor. Buradaki ışık, renkler, kültür, sosyal hayat ve tarih onu tam anlamıyla büyülemişti. Yani Venedik, Turner'ın çalışmalarında kullanmayı çok sevdiği tüm öğeleri içinde barındıran bir yerdi. Turner'ın son dönem çalışmaları incelendiğinde boyayı kullanışında kendine güvenin tam olduğu gözlenebilir. Bu inanılmaz değişik dokuları nasıl yarattığını anlamak için Turner'ın kullandığı malzemelere, fırçalara ve palet bıçaklarına bakmanız yeterli. Zamanında elinde tuttuğu ve stüdyosundayken kullandığı bu aletleri burada, sergide görmek çok güzel bir duygu. Serginin güçlü yönlerinden biri de mitolojik ve tarihi öğelere geri dönüşler yapması. Serginin merkezindeki bir odada tarihi tablolarla bu konuda yapılmış güncel çalışmalar yan yana yer alıyor. Tablolarda çok geniş bir zaman aralığı ele alınmış. Yaşlanan ve geride bırakacaklarını düşünen bir sanatçı için bu tabloların anlamı çok büyük olmalı. Bence bu Turner'ın kariyerinin en parlak ve etkileyici dönemi. Çünkü burada sanatçının ustalaştığı dönemi görüyoruz. Bazıları Turner'ın zamanının dışında ya da eski kafalı olduğunu düşünüyor olabilir. Ama onun çalışmalarında yeni olan, boyasını daha önce kimsenin kullanmadığı bir şekilde kullanmasıydı. İşte bu Turner ve o eşsiz bir sanatçı.